Merhaba. Merhaba. Ben yine bilmiyorum hiçbir şey. Çok spontan bir görüşmeyi yine başlatıyoruz. Sözü hemen sana bırakayım. Ne konuşacağız bugün? Bir şiirden bahsedelim istedim. Şiirden. Evet, yani şimdi ilk başta bahsedeceğim şiir değil de başka bir şiirin, yani oradan bir referansla başlayacağım. Adonis diye bir şair var. Aslında Arap bu adam. Ve şey diyor. Yani çok güzel birebir söyleyemeyeceğim Mısra'yı ama yani sana karşına sürpriz olarak çıkan şeyler ebedidir. Senin karşına çıktığın şeyler fanidir. Yani benim sana yaptığım sürpriz aslında senin için ebedi bir şey. Senin için ebedi, benim için fani. Dolayısıyla aslında ben şu anda sana sürpriz yaparak senin için kalıcı bir şey yapmış oluyorum şairin dediğine göre. Ya bu bana şeyi de hatırlatıyor. Böyle Zen Budizminde manastırlarda Zen ustası Koan diye bir şey soruyor. Yani ani bir soru sorup karşısındakini şaşırtmaya çalışıyor. Şaşırtıyor, maskesi düşüyor ve o an verdiği doğal tepki o kişinin ta kendisi oluyor. Yani aslında amaç birazcık sürpriz bir davet. Evet. Anlatamadım değil mi? Bir de anlatayım Evet, mı? tabii canım. Yani şöyle bir Sürpriz davet. örnek vereyim. Böyle bir tuhaf soru soruyor. Örneğin diyor ki işte babanın anneni hamile bırakmadan önceki yüzünü göster bana gibi bir şey. Yani aslında yanıt vermesi çok zor bir şey. Hani daha ana rahmine düşmeden önceki yüzünü hayal etmesini istiyor. Öyle bir yüz yok yani. Ya böyle tuhaf sorular soruyorlar. Evet işte şey öğrenci düşünüyor düşünüyor yanıt bulamıyor tabii ki. Ama son kertede o kadar düşünüyor o kadar bıkıyor ki gibi bir tepki veriyor. Çok spontan bir tepki. Ve bu spontan tepkiye diyor ki usta işte sen busun. Yani senin gerçek yüzün bu spontan kahkaha örneğin. Yani sen başka bir şey değilsin. Yani o maskenin düştüğü an. Neyse bunlar aslında asıl şiirimizle ilgili değildi. Ön lakırdı. Onu yapmayı biraz Tamam. seviyorum. Yani bu niye seni Evet. davet ettim? Niye sürpriz yapmaya çalıştım? Çünkü sürprizler sonsuz. Yani bizdeki sonsuzluğu üretiyor. Ve biraz ya şeye ihtiyaç duyuyorum açıkçası. Sen bana göre daha heveslisin bu konuda. Bazı öğrenci arkadaşlar var benden daha hevesliler. Böyle hala çok akademik bir dille, akademik bir şekilde konuşup güzel şeyler söylüyorsunuz. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Ama biraz böyle belki yaşlanmaktan, biraz uzun süredir oyunun içinde olmuş olmaktan ya biraz böyle akademik meseleleri kalpten konuşmak gibi bir şeye de ihtiyaç duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii ona da bir kılıf bulup işte öz düşünümsellik falan diyebiliriz buna. Ama aslında nihayetinde düşünceyle duyguyu birleştiren bir yerden konuşmak istiyorum ve bunun da akademik bir şey olduğuna inanmak istiyorum. Yani akademik metinle şiiri iç içe geçirmek istiyorum çünkü ben ikisinde de varım gibi bir şey. Ve sen bir şey söylemek ister misin? İstediğinde sustur beni. Yok, Ben dinliyorum. bunu... Merakla Tamam dinliyorum yani seni. bu ne hangi şiir olduğunu tahmin etmişsindir diye düşünüyorum. Turgut Uyar'ın şiiri. Evet, tabii ki yani başka ne şiir olabilir. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Çokluk şiir, senindir. evet bu şiir bana bir doktor öğrencimizden adını da zikredeceğim. Sema Yıldırım'dan hediyedir. Sema Hanım bu videoları izliyor. Biliyorum üzerine böyle bana mailler gönderiyor. Çok tatlı şeyler yazıyor gerçekten. Ve çok iyi geliyor bana. Bu temaslar bana çok iyi geliyor çünkü hem kasten hem de kasıtsız bir şekilde darmadağın olduğum bir dönem yaşıyorum. Bunun iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Yani o maskenin düşmesi için. Yani Zen ustası o koğanı ürettiğinde maskeyi düşürmeye çalışıyor yani. Yani böyle darmadağın bir dönemde örneğin işte Sema Hanım'dan gelen e-posta, öncesinde gelmiş olan bu şiir. Ben normalde Sema diyorum kendisine. Dolayısıyla ne diyorsam öyle diyeyim. Siz ve Sema diye hitap ediyorum. O öyle bir şey. Sonrasında örneğin yine mezunumuz Sena'yı sen de tanıyorsun. Şöyle rastalı. Evet. Afrika örgülü. Şimdi artık öyle değil de. Ondan gelen e-posta. İşte Burak'la yine mezunumuz. Soyadını söylememden hoşlanır mı bilmiyorum şimdi. Onunla yaşadığımız temaslar. İşte Toygar'la görüşmelerimiz. Deniz diye çok sevdiğim bir öğrencimiz var. Onunla yaşadığım temaslar. Kayhan'ın yazdığı şeyler. Başka pek çok kişi. Yani çok uzun uzun şeyler yazdılar bana çok iyi geldi. Açıkçası yani şu zor dönemde, zor ama güçlendiren Yazmaya devam dönemde. etsinler.
Evet, lütfen yazsınlar ya. Gerçekten o kadar iyi geliyor ki, ama biliyorlar zaten. Çünkü ben sürekli diyorum ki iyi ki varsınız. Ya başka insanlara da burada sürekli yazan dostlar var. Yani kısa da olsa her videonun altına teşekkür yazan insanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ya çok değerli bence bir insanın bağ kurması başkalarıyla. Ya çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Neyse, lafı uzatmayayım. Bu teşekkür faslı unuttuğum kişiler varsa... Onlar da kusura bakmasınlar. Dün Özcan Hoca'nın şeyi gibi, herkese teşekkür etmek istiyor ya haklı olarak. Birilerini unutunca da insan kötü hissediyor. Dolayısıyla benim için çok değerli. Bu şiir bir hediyedir bana. Bir çeşit dua gibi bir şey oldu bu. Yani bir dönem, uzun bir dönem kendimle temas etmek için kullandığım bir araç gibi bir şey. Böyle zaman zaman kendimi bırakamadığım zamanlarda bazı mısralarını tekrarlıyorum kendime. Şiiri sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Böyle biraz onun üzerine konuşalım istedim. Yani biz niye şiir üzerine konuşmuyoruz şu hayatta diye bir şey düşündüm. O yüzden davet ettim seni. Hoşuna gitti mi fikir? Tabii ki hoşuma gitti. Şu ilk aklıma şu geldi zaten. Senin ezberlediğin tek şiir mi bu? Evet. Ben... Ezberlemeye çalışmadan ezberledin. Ya biraz çalıştım. Değil mi? Çünkü ben şimdi öğrenciler bana yıllardır diyor ki işte çok ezber bu ders falan. Ne artık demiyorlar da ilk başlarda çok diyorlardı. Ben de onlara diyordum ki ben ezber bir ders anlatamam. Çünkü kendim ezberleyemiyorum. Yani sen şeyi biliyorsun. Yokuş yola üzerine yaptığım mücadeleyi, yine Turgut Uyar'ın yine divan kitabından bir şiirdi. Uğraştım. Onu da senin için ezberlemeye çalıştım. Ezberleyemedim. Evet. Yapamıyorum evet. Yani. Evet. Bunu biraz çalıştım. Ama yani severek ezberledim. Çok uzun süre çalışmak gibi değil. O kadar içselleştirdim ki şiiri. Dolayısıyla evet, yani benim hayatta şu anda ezbere bildiğim tek şiir. Ama sonrasında ben o divan kitabını okudum, Turgut Uyar'ın. Büyük Saat'in içerisinde var. Yani eğer divanı bulmak zor olursa. Oradan da okuyabilir arkadaşlarımız. Yani o kitap çok güzel başlı başına. Bir doğallık katmak adına normalde yapmadığımız bir şey. Ama hayatta oluyor. Şuradan bir peçete alıp müsaadenle bulup hemen geldim. Evet. Ya o şiir üzerine konuşalım istedim. Dediğin gibi benim hayatta bildiğim ezbere tek şiir yani gerçekten. Ya bir şiir iki kişi nasıl analiz eder? Hadi onu deneyelim. Yani ama sen o şiiri bir okumak lazım. Ben okuyayım mı? Ya da sen oku. İkimiz de okuyalım. Hadi sen oku. Yok. Sonra... Birimiz. Ben mi okuyayım? O zaman hemen bir ara istiyorum. Bu kısmı keserim zaten. Kitabı bulayım. Hemen şurada olması lazım. Kitaptan okuyayım. Okuyorum. Başlıyorum hadi. O zaman. Şiirin adı Çokluk Senindir. Özenle soyduğum şu elma, söyle şimdi kimindir? Özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir. Suya giden bir adam mesela omuzunu eğri tutsa, güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir. Ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir. Bir deneyli geçmişi aldın, geldin, yeniyi güzel boyadın. Ben bilirim, sen de bil, ilk aydınlık senindir. Benim sevdiğim su, senin suyunun öz kardeşidir. Senin soyunun bıraktığı güçler artık senindir. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi, her yeri bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Senindir ey sonsuz veren ne varsa hayat gibi, tutma soluğunu, genişle, öz ve kabuk senindir. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın, aşkım, sonsuzum, bu dünyada ne var ne yok senindir. Çok güzel okudun, teşekkür ederim. Şimdi aklıma şey geldi. Sen bunu okuyunca, ben bunu bir derste okudum. Tomris dedi ki, umarım Turgut Uyar bu şiiri adaşıma yazmıştır. Yani Tomris Uyar. Yani karısına. Kime yazdığını bilmiyorum. Ama bence de ona yazmış. Fakat fark etmez yani, şiirler üstümüze alınmak içindir. Çünkü şair aslında herkese seslenir. Bir böyle bu şiir üzerine konuşalım istiyorum. Yani benim için çok güçlendirici bir şey. Gerçekten kendi içimden tekrar ettiğim bir mantra gibi bir şey bu şiir. Evet.
O yüzden birlikte konuşalım istersen. Çünkü şiir evet. buna müsait bir şey. En baştan başlıyorum. Olur mu? Bize dizleme. Evet, ya uzatmayacağım ama yani böyle çok mekanik bir şekilde yapmayacağım. İşte ne diyor? Özenle evet. soydum şu elma kimindir? Özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir. Aslında şiirin ilk iki kıtası yani ilk dört mısrası beni biraz daha az vuran kısımları. Yani oradan sonra benim için vurmaya başlıyor. Burada önemli olan şey özen. Özen, itina, nitelik evet. aslında bir şeyi evet. sevmenin temel çıktısıdır. Kaliteyi kendimizle yaptığımız şey arasındaki etkileşimi biz özende buluyoruz. Yani yaptığımız şeye ne kadar özenirsek oradan o kadar kalite ve sevgi üretiyoruz. Ben sana hep derim yani biliyorsun yani sana söylediğim en büyük sevgi sözcüklerinden biri kaliteyi çok iyi gördüğün ve yaptığın şeylere çok özendiğindir. Bu bizim yaptığımız şeylere renk katan şey. Uyduruk yaptığımızda ya yapamıyoruz ya da güzel olmuyor. İşin içinde sevgi olmuyor. Ben devam evet, edeceğim. Kesinlikle. Sen istediğinde sustur beni. Devam devam. Tamam bu bana mesela bu ilk iki mısranın çağrıştırdığı şey zen ve motosiklet bakım sanatı. Çünkü özen, nitelik ve işte özne nesne birliği en güzel orada anlatılıyor. Benim okuduğum metinler içerisinde. İlgi duyan arkadaşlar, dostlar varsa okuyabilirler. Devam ediyorum. İşte suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa, güneş su ve adamın omzundaki eğrilik senindir. Bu belki şey, beni şiirde en az vuran kısım ama örneklendiriyor. Yani burayı çok uzatmayacağım. Hala işte bütün evrendeki parçalılıkların totalde bir çokluk ürettiği ve o çokluğun sana, bana ve herkese ait olduğu ile ilgili bir şey söylüyor. Bunun bendeki çağrışımı senin bu ağaç metaforun. Hani bir çokluk, o anlattığın şey var ya, ben hiçbir zaman başkasının anlattığı bir şeyi onun kadar güzel anlatabilen biri değilim içselleştirmeden. Ama bir önceki videoda anlattığını hatırlıyorum. Neden bahsettiğimi anladın değil mi? Yani, tabii. Yani eğer sen tekrar söylemek istersen söyle ama bence daha önce de söylediğin için sen bilirsin. Evet, sen devam et. Güzel gitti. Tamam, şimdi ben buradan itibaren şiire daha çok bağlanmaya başlıyorum. Ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Bence buradan sonra tam bir amorfati başlıyor. Yani tam bir yazgı sevinci, yazgı sevgisi. Ben bunu aslında kendi kelimelerimle sevinçli kabul diyorum. Yani ayağa kalkıyorsun, yaşıyorsun ve sık sık olumsuz şeyler yaşıyorsun. Çünkü bildiğin gibi kararan dünya sık sık senin. Yani olumsuzluk, yani olumsuzluktan muaf bir hayat yok. Dün öğrencilerle tanıştık ve onlara dedim ya. İlk gelen öğrencilerle yani. Burada mutlu da olacaksın, mutsuz da olacaksın. Sevgilin olacak ama seni aldatacak yani. Aldatabilir en azından ya da en yakın arkadaşın çalabilir. Ya sen yapacaksın ya da onu. Evet. Evet ya da sen yapacaksın, o da olası. Ben onları daha iyicil, masum insanlar yerine koydum ama hepimizin kötülüğü de var yani. Tırnağı da var, dişi de var. O da gerekli. İlla kötülük olması gerekmez. Her neyse bu artık şey, karanlık yazgının anlatıldığı yer şair tarafından. Ben Turgut Uyar'ı evet. Animus'umun bir parçası olarak görüyorum. Yani aslında böyle Jung'un terimlerini falan kullanmaktan biraz çekiniyorum. Çok benim kafam değil ama yani şöyle düşünüyorum. Benim dün daha iyi bağlantım... Dün gittiğin tez jürisindendir o. Hangisinden? Dünkünden mi? Dün gittiğin tez jürisindendir. Ama öyle bir tez jürisi değildi o ya. Jung'cu bir tez onun değil. Onun etkisi Jung. Evet. Yok. Yani şöyle bir şey aslında. Ben şunu düşünüyorum. Doğal olarak bağlantı kurduğumuz erkek karakterler var ya şu hayatta. Evet. Bu şey anlamında yani cinsellik anlamında söylemiyorum yani kendimizi iz düşüm olarak gördüğümüz erkekler. Örneğin Turgut Uyar benim için onlardan biridir. Yani benim animusumun denizin içindeki erkeğin karşılık bulduğu adamlardan biridir Turgut Uyar yani. Hem deli hem zeki hem çatlak hem de dışarıdaki dünyada ayakta kalmış bir adam. Elon Musk da onlardan biri, sen de onlardan birisin. Demin saydığım öğrenci arkadaşlar, erkek olanlar da onlardan gibi. Neyse, buradan itibaren bir şair, bir büyücü ve bir entelektüel olarak Turgut Uyar bence bize yazgıyı anlatmaya başlıyor ve diyor ki bu yazgının içerisinde kaçınılmaz olarak karanlık vardır. Çünkü hayat sadece mutluluktan ibaret değildir. Kararan dünya sık sık senindir. Devam ediyorum. Kararan burası dünya. Da ben çok severim bu dizeyi de ben çok. Hadi istersen sen başla bu sefer. Yok, i̇stersen. Tamam olur. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir. Bir şey demek istiyor musun? Yok hiçbir şey demeyeceğim. Çok, çok tatlı. Ya ben
Yani bendeki çağrışım şu. Soylu Karanlık. Soylu Karanlık bana şunu çağrıştırıyor. Lacivert bir kadife gibi. Yani bir yanıyla kasvetli ama bir yanıyla gerçekten asil. Yani asalet denen şey aslında o yazgıyla çarpışmalarımızda gösterdiğimiz direnç noktası. Kendinden sapmadan devam ediyorsan o yazgı içerisinde asil bir acı çekiyorsun. Hani hayatta başına evet. Her şey gelebilir. Kötü şeyler de gelebilir. O asil karanlık işte o mavi kadife gibi bir pembe ipekten daha çekici bir şeydir. Yani sevinçli evet. Hafifliktense sevinçli bir karanlığın kabulü daha asil bir şeydir. O yüzden soylu karanlık. Evet, evet. Bu arada değil şunu söyleyeyim. Hı-hı. Yani sözlü olarak okuyoruz ya belki tam koyarız. Duyulmamış olabilir. Hı-hı. Yeni bir güle bir ateş parçasıdır bu. Gün değil, çiçek olan. Yani. Gün değil. Onu gül, evet. Evet. Bir çiçek. Çiçek. Evet. Evet. Sonra kararan bir hatırlatsana. Bir deneyli geçmişi. Bir deneyli geçmişi aldın geldin, yeniyi güzel boyadın, ben bilirim sen de bil, ilk aydınlık senindir. Şimdi bence burada artık iyice benim için şiir mükemmelleşiyor. Sanıyorum burayı sen de sevmiştin. Şimdi bu deneyli geçmiş aslında gerçekten bence Nietzsche'ci anlamda yazgı. Ama aynı zamanda Bourdieu'cu anlamda habitus da. Bu şu demek, yani deneyli geçmişini sen seçmiyorsun. Hiçbirimiz seçmiyoruz. Ne annemizi seçiyoruz, ne babamızı seçiyoruz. Coğrafya yazgı olduğuna göre ne doğduğumuz ülkeyi seçiyoruz, ne ekonomik durumumuzu seçiyoruz, ne saçımızı başımızı seçiyoruz. Yani deneyli geçmiş bir paket olarak al yavrucuğum diye sana veriliyor. Ama o deneyli geçmiş de sensin işte. Yani dünyaya ne olarak geliyorsan o deneyli geçmiş senden ayrı bir şey değil. Bu sen okumuştun, çok hoşuma gitmişti. Senden çok etkilendiğim bir an. Böyle bir şeyden bahsederken Celsius kafede oturuyorduk. Hafif bir reklam da olsun. Sen böyle bir anda Nietzsche'den Türk yazgıcılığı diye bir şey okumuştun. Hatırlıyor musun? Okudum evet. Ve orada şöyle bir şey diyordu. Yani Türk yazgıcılığı yazdığı insanın başına gelen bir şeydir. Yani burada yazılır ve kendisiyle bağlantılı bir şey değildir Nietzsche'ye göre. Buradaki Nietzsche'ci anlamda amor fati ya da bizim bu Turgut Uyar'dan hareketle ve kendi dünya bakışımızdan anladığımız yazgı kişiden ayrı bir şey değildir. Yazgın evet, kişi bensem, yazgının bir parçası. Evet. Hatta odur yani. Yazgı eşittir deniz. Ama bu şey demek değil. Deniz hareket edemez, eğleyemez. Değil. Deniz yazgıcısı içerisinde eğler. Hatta zaman zaman o yazgıya çok uzaktan bakıp onu dönüştürebilir bile. Bu kısmı ben Nietzsche üzerinden okuyamam. Çünkü orada evet. Okumadım böyle şeyler. Ama Alan Watts'ta okudum. Yani bu Doğu felsefesinde mutlaka Nietzsche'de de vardır. Belki o bengi dönüşün kırılması. Yani o kuyruğunu ısıran yılanın bir yerden sonra kopması, Zerdüşt'ün en sonunda anlattığı şey bir çeşit aydınlanma hali olabilir ya da bu işte Zen Budizmindeki Satori olabilir. Ben o kavramlara da takılmıyorum açıkçası. Şöyle bir şey kastediyorum, insan aslında yazgısını da dönüştürebilir. Ama amaç ilk başta bir onu sevinçli... Şey karşı çıkar. Çıkar mı? Tamam, bunu konuşalım çıkar. Bir ara. Şey için de çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zen Budizmi içinde. Çünkü yani onu kabul ettiğin zaman mesele değil. Sadece onu bir toplumsal koşullanma olarak görüp, onu bir oyun olarak görüp, sevinçli bir şekilde oynayıp çok da kaptırmazsan sorun yok gibi bir bakış var. Her neyse, deneyeli geçmiş alıyorsun. Ya işte aldım. Dediler ki adın Deniz, soyadın Tansel. Sonra bir adamla evlendim, bir soyadım daha oldu. Bunların hiçbirini aslında doğrudan ben seçmedim. Yani seni ben seçmiş olsam da orada karşılaşacağımızı seçmedim. Saçımın rengini seçmedim. Annemi babamı seçmedim. Bu onlardan memnun değilim anlamında demiyorum. Ben kendimi seçmedim. Değil mi? Yani ne doğacağım tabii. Ülkeyi seçtim. Ama ben tabii. Bunu evet dediğimde işte o zaman yazgı benim başıma gelen bir şey değil. Yazgı ben oluyor. Ben kendime evet diyorum bütün olumsuzluklarımla birlikte. Hayatta bunlar da var. Niye? Kararan dünya sık sık senindir çünkü. Zaten evet. Biliyoruz yani. Bir şeyler söylemek istiyorsan bu arada... Devam et. Güzel. Tamam, bir deneyli geçmişi... Sen ezbere okuyorsun. Ben buradan da gözümle takip ediyorum. Tamam. Bir deneyli geçmişi aldın geldin. Yeniyi güzel boyadın. Yani ne olursa olsun küçük hamlelerle o deneysellik içerisinde özellikle sürekli amor fati diyerek her yeni sayfaya birazcık kendi rengimizi katma şansımız var. Çünkü yazgı böyle kapalı bir şey değil. Yani bilmiyoruz, bir fotoğraf buldum sana gösterdim onu aile albümünde. Hatırlıyor musun? Evet. Adana'da çekilmiş. Yani evet. Bizim Adana ile ne bağlantımız var? Çok değişik karakterler var o fotoğrafta. Çok değişik
insanlar var. Hangisi benim akrabam? İki kişiden şüphelendim. Bu ne demek? Yani orada birileri benim yazgımın bir parçası. Dolayısıyla ben yeni bir şeylerle boyayabilirim. Ayrıca Deniz'in yaşantıları da var. Yani Deniz'in karşılaştığı insanlar var. Bu videolara yorum yazan insanlar var ve başına gelecek yeni hikayeler var. Dolayısıyla yeniyi güzel boyama şansım var. Deneyli geçmiş de öyle bir şey. Yani ona itiraz etmedikçe işte babanın hastalığına da işte ölen kayınpederlere vesairelere yani ne yaşıyorsak artık doğmamış çocuklara da bir evet deme şansımız var. Yeniyi güzel boyayınca ben bilirim sen de bil. İlk aydınlık senindir. Yani şimdiye kadar karanlıktı ve o soylu bir karanlıktı ama hep karanlıktı. Bunu sen de biliyorsun ben de ama sen artık bütün bu karanlığa ve bütün bu yazgıya evet dedikçe bundan sonra işte ilk aydınlık senin olmaya başlayacak. Çünkü sen bundan sonra başına gelen bu deneyli geçmişi deneyli bir gelecek olarak tekrar tekrar boyayabileceksin. Buradan sonra işte tam amor fati, tam sevinçli kabul, hatta belki kabul etmenin zor olmadığı. Yani hani her şeye şükür, her şeye şükür gibi bir içsel tekrarlama değil. Yani gerçekten şuradan yükselen bir sevinç duygusu. Başına ne gelirse gelsin. Bu kısımda benim için artık karanlığın aydınlığa dönüşme kısmı diyeyim. Evet. Benim sevdiğim su, özür dilerim. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi. Benim sevdiğim su senin suyunun öz kardeşidir. Evet tamam. Benim sevdiğim hala yani şimdi parça parça konuşuyorum ya yoksa tek hamlede okusam ezberebilirim. Sen çok biliyorsun evet. Benim sevdiğim su senin suyunun öz kardeşidir. Senin soyunun bıraktığı güçler artık senindir. Burada sen beni uyardın. Pek çok baskıda soyunun yerine suyunun yazıyor ama kitaplardan kontrol ettim gerçekten soy. Yani hem eski baskıda hem şimdiki baskıda soy. En eski baskıyı da gördüm. Senin suyunun değil, senin soyunun bıraktığı güçler artık senindir. Şimdi bu bence biraz fazla bir öznellik katacağım ama ne dersin bilmiyorum. Bu bir erkek tarafından büyük ihtimal bir kadına yazılmış bir şiir. Tahmin bu. Ama illa bir hani karşı cins üzerinden okumak zorunda değiliz. Bütün soydaşlar için, bütün kalptaşlar için, bütün duygudaşlar için de düşünülebilir. Benim sevdiğim su senin suyunun öz kardeşidir. Yani ben aslında sendeki bir şeyi doğallıkla seviyorum. Ben sevdiğim bütün insanları böyle seviyorum. Yani gerçekten her şeyiyle sevmek zorunda değilim. Ama ben oradaki bir şeyi seviyorum. Ve sendeki doğallıkla olan şey benim sevdiğim şeyle gerçekten çok ilişkili. O yüzden yani bizim aramızdaki bu etkileşimden dolayı senin suyunun, özür diliyorum, senin soyunun bıraktığı güçler artık senindir. Yani o Adana fotoğrafındaki herkesin, artık hangisi akrabaysa, bütün o direnişlerin, bilmiyoruz atalarımız nasıl direndi ama illa böyle akrabalarımız olmak zorunda değil. Sevdiğimiz bütün insanlar, bütün bu insanların direnişleri, hayatta kalış mücadeleleri ve hayata yönelik sevinçleri. Buradan gelen yaşam enerjisi, joie de vivre, yani yaşama sevinci, joy of living, bunların hepsi artık senindir. Çünkü biz nasıl yazgıyı seçmedik, nasıl anamızı babamızı seçmedik, onların olumsuz yanları kadar onların hayatta kalma mücadelelerinde edindikleri güçleri de devralıyoruz. Bu yazgının güzel yanı. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Bizimkiler zor şeyler yaşıyorlar. Sen biliyorsun yani annem de babam da küçücük bir yerdeler şu anda ama her seferinde nasılsın aldığım cevap iyiyim. Her ikisinden de. Ve görüyorum ki bu iki insan bu iyime bir günde ulaşmamışlar. Bu insanlar biri 70, biri neredeyse 80 yıl bu mücadeleyi vermiş. Ve o soyun gücü bende de var. Niye? Çünkü belli ki onların ataları da. Örneğin benim sevdiğim su senin suyunun öz kardeşi olduğuna göre senin annenle babanın direnişleri de. Oradan gelen güç de benimdir. Yani ne kadar çok insanı seversen o kadar insanın suyunun ve soyunun gücü aslında senindir. Çünkü hayat böyle şey gitmiyor. Aa yaşasın, çok güzel para geldi, çok güzel eğitim geldi, çok güzel zeka geldi. Bunlar gelse bile çat diye başına bir kararan gün de geliyor. Ve bütün bu direnişler senin soyunun ve senin suyunun gücü oluyor. Bir şey demek istiyor musun? Evet, bunu şunu da eklemek isterim ben. Biraz akademik bir kaçacak bilmiyorum ama. Açsın canım. Hani yatkınlıklar biçiminde tanımladığımız bir şey vardır ya. Yani Bourdieu'nun habitusu. Evet. Habitusu. Yani
Habitus'a örnek olarak ben bu dizeyi vermek isterim. Kesinlikle. Soyunun bıraktığı güçlerdir bu. Soyunun bıraktığı güçler bu bir hani hep örnek veririz ya. Para sermayesi olabiliyor, kültürel sermaye, entelektüel sermaye olabiliyor. Artı bunu biraz daha genişletelim aslında. Değer yargılarını oluşturan çok geniş kapsamlı, insanın kendi gerçekliğini oluşturan çok geniş kapsamlı bir bırakılan güçler olarak okumak güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de birkaç satır önce habitus dedim hatırlarsan. %100 katılıyorum evet. Söylediğine. Buradan hareketle birkaç şey eklemek istiyorum. Değer yargıları evet. Dedin ya. Orada aslında Nietzsche'yi de çağırıyoruz. Yani bizim tek sermayemiz, paramız, eğitimimiz değil. Bizim ne kadar ahlaklı olduğumuz, bunu böyle muhafazakar bir ahlakçılık olarak söylemiyorum. Hangi ahlak diye evet. Düşünmek. Evet. Yani neye evet dediğimiz, neye iyi dediğimiz, oradan aldığımız güç de bir soy gücüdür. Yani sen tabii. Bütün sermayelerden yoksun olabilirsin ama böyle bir yüksek ahlaki değerlerden kaynaklanan bir gücün olabilir. Bir de bak şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ne dersin? Bence buna ihtiyaç var. Örneğin Bourdieu'da özellikle kültürel sermaye ve ekonomik sermaye açısından güçsüz insanlara yönelik bir olumlama var ya Nietzsche'nin aksine. O oradan konuşuyor. Yani onlara yapılan grup olarak evet. Evet. Oradaki tahakkümden bahsediyor ya, yani o Adorno gibi, Frankfurt Okulu gibi, Nietzsche gibi görmüyor ya. Yani şey demiyor örneğin. Yani şey de olabilirsin çünkü bir gettoda fakir bir çocuk olarak da doğmuş olabilirsin. Niye? Çünkü bir deneyli geçmiş alıyorsun. Yani evet. Hepsi mümkün. O yüzden buraya kültürel çalışmaları da davet etmek istiyorum. Bak bence bu çok değerli. Sen bütün sermayelerden yoksun olabilirsin. Ne paran olabilir, ne eğitimin olabilir, ne güzel olabilirsin. Mümkündür. Ama oradaki hayatta kalma mücadelenden elde ettiğin gündelik direnişten çıkan o ateş var ya, o da senin soyunun gücüdür. Eğer sen her koşulda oyunda kalmayı başarıyorsan bu çok değerlidir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben rap müziği bu yüzden seviyorum örneğin. Son zamanlarda bir taksiye denk geliyorum. Yani bir taksi kaptanına, 2004 doğumluymuş, rap müzik çalıyor. Yani çok zarif bir çocuk ama yani genç yani adam. Genç, işte babasını anlattı falan. Dedim ki çok güzel bir müzikler. Bastı sonuna kadar, açtı şeyi, müziği, bastı gaza. Şimdi mesela o rap müzikteki cazda olmayan, düşük, yani orada daha düşük bir kültürel sermaye var gibi görünüyor. En azından çoğu için söyleyeceğim. Şey için söylemiyorum bunu. Örneğin Sayan için söylemiyorum. Oradaki o direniş var ya, o da çok hakiki bir direniş. Arabesk müzikteki direniş hakiki bir direniştir. Ben bazı formlarını daha çok seviyorum. Yani bütün caza, bütün hip hop müziklere, raplere, arabesklere aynı seviyede açık olmasam da bütün direnişlerin insanın soyunun gücü olabileceğine inanmak istiyorum. Yani yıllarca konuştuk işte Nietzsche mi, Adorno mu, yani elitizm mi, yoksa Bourdieu mu ve işte kültürel çalışmalar mı? Hepsi. Bütün direnişler, eğer sahtekarca yapılmıyorsa. Evet. Bir şey eklemek isterim buraya. Nietzsche bu konuda hep yanlış anlaşılır. Ne mesela? Açıklasın. Yani işte yani elitizm değildir Nietzsche'nin mevzusu ya. Yani onun hani şöyle söyleyeyim hemen çok basitçe. Bunu aslında ayrı bir konu olarak konuşalım. İşte gettoda en alt sınıftan insanı düşünelim. Ya da işçi sınıfından birini de düşünebiliriz yani. Eğitimsiz, kültürel sermayesi yok, ekonomik sermayesi yok ve çalışmak zorunda. Emeğini satarak çalışmak zorunda. Bu insanın sahip olduğu ahlaki değer yargılarıyla sermaye sahibi sınıfın ahlaki değer yargıları arasında var. Büyük farklar yoktur kapitalist toplumlarda. Yani orada silikleşir o ayrım. Yani sınıfsal ayrım aynı zamanda ahlaki ayrım anlamına gelmiyor. Nietzsche'nin burada çok büyük bir önemi var aslında. Yani eleştirel paradigmaya çok büyük bir katkısı var. Bu gözden kaçar. Yani anlatabiliyor muyum? Cevap veriyorum. Ben %100 evet. Katılıyorum ama ben hiçbir zaman örneğin bunu gözden kaçırmadı. Bunu sınıflarda... Ben kendimi savunmak adına değil de açıklama yapmak adına söylüyorum. Hep konuştuğumuz şey ahlaki değer yargılarının yüksek ya da düşük olması ekonomiden bağımsız bir şey. Cebindeki paradan bağımsız bir şey. Çünkü bu ahlaksal bir şey. Yani şu demek değil, paran çoksa, kültürel sermayen çoksa eşittir
senin ahlaki değer yargıların yüksek olacak. Böyle bir şey değil. Tabii. Burada bağlantıyı biraz şuradan kuruyorum. Yani diyor ya, kültür denen şey evcilleştirici bir şey, ehlileştirici bir şey. Ve sen ona girdikçe senin hayvan olarak tırnaklarını çıkarıyor ve seni bir ev kedisine çeviriyor. Hatta ev kedisi bile değil yani. En güçsüz canlıya çeviriyor. Aklıma Thomas geldi. Ördeğe çeviriyor, öyle diyordu. Ördeğin hiçbir gücü yokmuş. Ne derece? Yani ben ördekleri araştırmadım ama onun söylediğinden hareketle söylüyorum. Yani kültürün aslında insanı popülerleştikçe güçsüzleştirmesiyle ilişkili bir şey söylüyor. Belki burada hani biraz daha açık bakabiliriz ve bütün soyun güçlerine evet diyebiliriz diye düşünüyorum ama soru işareti koyarak. Evet, tamam. Bunu konuşuruz. Ben bunu seninle konuşmak istemem ama bu sefer sen daha güzel anlatacaksın, biliyorum. Yani belki ahlakın soy gücü konuşuruz. Evet, hoşuma gider yani. Tamam. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi, her yeri bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Şimdi senin soyun... Bence de. Senin soyunun bıraktığı güçler senin ya. Çünkü sen karanlığı yaşadın. Yaşadın. Yani ağırlıklı karanlık yaşadın. O soylu karanlığı aldın. Bir deneydi o geçmiş. Ama sen ona rağmen devam ettin. Ve hayatta kaldın. Ve artık senin soyunun ve senin suyunun bıraktığı güçler senin ya. Bunun da bir gerekçesi var. Çünkü sen bir silah gibi tuttun. Tuttuğun her şeyi. Bu bir kalem olabilir. Bu bir yazgı olabilir. Evet. Bu bir bakış olabilir. Artık tuttuğun şey neyse ve her yeri bir uyarma diye tutan ıslık da senindi. Ben bunu biraz öznel savaşçı bir şekilde... Duruşu. Efendim? Savaşçı. Evet, savaşçı duruşu gibi bir şey bu. Yani aynen her öyle. Her yeri bir uyarma diye tutan ıslık. Evet. Ya bu mesela şey, divan kitabında dikkatimi çekti. Turgut Uyar çok fazla silahtan, tabancadan bahsediyor. Ama ben bunu kesinlikle askerliğiyle ilişkili değil, savaşçılık vurgusuyla, daha doğrusu içimizdeki hayvanın savaşçılığıyla ilişkili olarak okuyorum. Ve şöyle bir bağlantı kuruyorum kafamda. Çok uzun zamandır Alan Watts okuduğum ve çok uzun zamandır insan içgüdülerine kafayı yorduğum için, bizim en büyük silahımız örneğin bakışımızdır, dikkatimizdir, farkındalığımızdır. Yani eline bir silah almak zorunda değilsin. Birine gözünü sapladığında haklıysan eğer, o bir silahtır. Örneğin. Yani farkında olmak, sürekli şuradaki hikayeye inanmak yerine dışarıya bakmaya cesaret etmek. Birileri sana silahı doğrulttuğunda, bu yazgı da olabilir, bir düşman da olabilir, İnadına o korkunun gözünün içine bakacak güce sahip olmak senin silahın ve ıslığındır. O işte senin ayıklığındır. İşte geçenlerde sana sordum ya, bir yürüyüşte. İnsan nasıl bir olma deneyimi yaşar? Sen de işte kartalın kuzuyu parçalarkenki deneyiminden bahsedip işte o zaten tek parçadır dedin ya. Yani hayvan zaten tek parçadır. Hayvanın cebinde silahı yoktur. Hayvanın tırnağı, dişi, gagası, kuyruğu, neyi varsa o vardır. O hayvanın dikkati vardır. Hayvanın orada olma deneyimi vardır. Ben burayı böyle okuyorum. Sen o yüzden, yani herkesin başında olumsuz bir şey gelebilir. Gelir de zaten. Ama vah vah tüh tüh dediğinde, Nietzsche'ci köle ahlakı çerçevesinde, İşte o zaman senin soyunun ve senin suyunun bıraktığı güç senin değildir. Eğer sen bütün acılara gözünü dikerek bakarsan, acıdan gözünü çekmezsen, o zaman haz da, yaşama sevinci de, soyunun ve suyunun bıraktığı güç de senindir. Çünkü senin silahın ve senin ıslığın senin olmuştur. Yazgı ne olursa olsun. Dionysosçu konuştun biraz önce. Dionysos, deniz Dionysos'tan gelir, biliyorsun değil mi? Bilmiyordum. Deniz kelimesi Dionysos'tan. Evet, ama öyle olduğunu düşünüyorum. Konuştum. Evet. Bir şeyler doğru, söylemek istersen. Yani onun içeceği bağlamda. Devam et. Tamam. Sen devam et. Şimdi nerede kaldık? Senin benim en sevdiğim kısım varsa, bu. Değil mi? Hayat, evet. Öz ve kabuk. Evet. Oku. Tutma soluğunu genişle diye mi başlıyordu? Senindir ey sonsuz veren ne varsa. Senindir ey sonsuz hayat. Veren ne varsa hayat gibi, tutma soluğunu genişle, öz ve kabuk senindir. Şimdi burada hani ben hayat kelimesini hep böyle bir tuhaf şekilde kullanıyorum. Sen de kim bu hayat ya falan diyorsun ya. Böyle zaman hatırlıyor musun? Hayat, doğa, hayat. Doğa. İşte evet, yani bence hayat bir bakış açısına göre doğa. Bence sonsuz veren doğa. Bir başka bakış açısına göre tanrı olabilir. Ama bence mesela doğa, tanrı, sonsuz veren zaten aynı şeyler. Çünkü bence doğadaki bütün canlılar arasındaki ilişkisellik eşittir tanrısal bir şey. Yani Deniz ve Erdem arasındaki, bu videoyu izleyen tanımadığımız insanlar arasındaki kedi, köpek, böcek,
birbiriyle çok bağlantısız bütün canlılar arasındaki ilişki, benim vücudumda gezdiğinde beni parazit yapıp yani beni hasta edecek canlıyla benim aramdaki ilişki, bütün doğasal, bütün düşsel, bütün düşünsel, bütün ilişkisellikler, işte evren, hayat, doğa adına ne veriyorsan sonsuz verendir gerçekten. Yani şurası sana onu vermeyebilir. Çünkü sen bir imgeye inanırsın, bir yaşantıya inanırsın. Sana bir maval okunmuştur, sen denmiştir ona. O sana sonsuz vermez. Çünkü sen kendi kendini şaşırtırsın. Çünkü senin spontan benliğin bambaşka bir şeydir. Ama sonsuz veren o ilişkisellikler ağı, o neyse artık adına ne diyorsan. Doğa benim için de her zaman güzeldir. Ama bütün düşsel, düşünsel, imgesel ilişkileri de kapsayacak şekilde. Yani bütün ilişkisellikler o işte sana sonsuz verendir. Ben bunu böyle bütün şu içinden geçtiğimiz ekonomik süreci de okuyacak bir şekilde şöyle okuyorum. Yani bu şiir ve şarkı var ya, yani rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Yani bunu şey diye de okuyabilirsin. Ya benim sonsuz verenim var zaten, yani o doğadır, o ilişkiselliktir. Yani bu kapitalizmin bize verdiği o baskıcı hissi var ya, yarını çıkaramayacağım. Yani korkmaya gerek yok çünkü sonsuz veren vardır. O da senin ilişkilerini sağlam tuttuğun sürece sonsuz vermeye devam edecektir. Çünkü kötü bir zamanında aslında sen masaya çok şey koyduysan birileri de senin için koymaya istek duyacaktır. Çünkü bu bizim içgüdülerimizde var. Biz o sayede üredik, devam ettik. O sayede çocuklarımızı besledik. Yaşlı annemize babamıza baktık. Yoksa çocuğu öldürür atardık. Anneyi babayı orada bırakıp yurt dışına giderdik. Örneğin bunu yapmadık. Niye? Çünkü bizim içgüdülerimizde savaşmak, tehdit etmek, kaçmak kadar beslemek ve sonsuz vermek de vardır. Dolayısıyla çok da korkmaya gerek yoktur. Rızkımızı veren, karnımızı doyuran bir yanıyla bu sevgidir. Bir yanıyla bu ilişkiselliktir. Bir yanıyla doğadır, tanrıdır, artık ne diyorsak. Aramızdaki güzel hislerdir diyeyim. Şefkattir. Ama aynı zamanda nefrettir de. Çünkü oradan da büyürüz gibi bir şey. Burayı o yüzden çok seviyorum. Bir şey diyecek misin? Şunu söyleyeceğim. Hayatı kendi zamanından ibaret zanneden onun sonsuz vericiliğini anlayamaz. Bütün kaynakları kısıtlı algılar. Çok güzel. Kendisinin de bir yıldız tozu olduğunu göremeyen, yani o atomize ben duygusunun içerisine saplanan buna itiraz edecektir. Ederse etsin. Evet. Bu bana şunu hatırlattı. Biz seninle hikayemizin, deneyli geçmişimizin ilk başlarındayken 2004 yılında sen galiba Enis Batur'dan hareketle böyle bir zaman zengini lafı kullanırdın, hatırlıyor musun? Bilmiyorum, senin kavramın mıydı? Hatırlıyor zaman musun? Zaman zengini. Evet. Zaman zengini olabilir, olabilir. Ben, ya şey, benim kavramım olabilir. Senin yazdığın yazıları okuyordum o zaman, şey hatırlıyorum. Hayatta zaman zengini olmak lazım diye bir şeyi yazdığını. Ya işte gerçekten ana saplanıp kaldığında bütün o deneyli geçmişleri unutuyorsun. Örneğin şimdi ben 28 yaşında evlendim. Şu anda hastanede olan annem ve babam benim evleneceğim adama, işte ne bileyim, meslek seçimime vesaire karışmadılar. Belli şeylere karışmış olabilirler ama bunlara karışmadılar. Ama düşünüyorum, anneannemin annesi örneğin, yani benim deneyli geçmişimin bir parçası olan bir kadın 14 yaşında evlenmiş. Yani dolayısıyla benim zamanımın içerisinde bunlar da var. Ama belki benim yeğenimin çocuğunun çocuğu bana göre çok daha özgür olacaktır. Yani eğer sen kendini tek bir ana saplayıp kendini sadece o andan ibaret zannedersen, yeterince zaman zengin olmazsan, yani annenin rahmine düşmeden önceki o yüzlerini ve senden sonraki o yüzleri göremezsen, o zaman korkarsın işte. Sonsuz veren olmaz. Oysa hayat senden benden güçlüdür, büyüktür. İyi ki de öyledir. Bu da benim sana zamanında söylediğim ve senin sevdiğin bir laftır, hatırlıyor musun? Yine aynı yıllarda. Evet, hayattan büyüktür. Evet. Ben onu R.E.M'den çalmamıştım. O benim... Zaten R.E.M de farklı diyor. Evet. Hayat senden büyüktür, ben sen değilim diyor. Evet yani. Ben öyle demiyorum. Hayat senden büyüktür. Sen hayatsın ve iyi ki hayat senden büyüktür. Yoksa şurada kalırsın, kendini bir şey zannedersin, narsistleşirsin. Bütün olumsuzluklara evet dersen hayat senden iyi ki büyüktür. Korkmaya gerek yoktur çünkü sonsuz verendir. Yani senin 14 yaşında evlendirilmiş bir büyük anneannen vardır. Evet. Zannediyorum kocasıyla da bir şekilde mutlu da olmuştur her şeye rağmen. Ve kim bilir
başka neler olacaktır? Bu illa akrabalarım değil, sevdiğim herkesin bütün yansımalarıdır. Ve sevmediğim herkesin de bütün yansımalarıdır. Dolayısıyla sonsuz verendir. Ve şimdi ben galiba aynı sevdiğim kısma geliyorum. Daha devam bir şey daha var. Öz ve kabuk senindir kısmını konuşmadım çünkü. Ha, doğru konuşmadım. Evet. Ya, tutma soluğunu genişle, öz ve kabuk senindir. Bu benim en çok kendi kendime söylediğim şey. Gerildiğim zaman, kendimi bırakamadığım, obsesifleştiğim zaman, şimdi eğer bunu dinleyen öğrenci arkadaşlar varsa benim bazı obsesifliklerimi biliyorlar. Mesela daire yaptırdığımda ya da U şeklinde oturduğumuzda onun mükemmel bir U olmasını istiyorum ben. Olmayınca kafam kilitleniyor. Evin düzeni konusunda ne kadar takıntılı olduğumu sen biliyorsun örneğin. Bunları yapmadan... Zor değilsin o konuda, onu da söyleyeyim. Ne diyelim? Zor değilsin bana. Ha, teşekkür ederim. Kendime zorum belki. Başkalarına çok baskıcı değilsem de. Evet. Şimdi bu özellikle mesela şu anda annemlerin evindeyim. Burayı özellikle biraz dağıtıyorum. Saygısızlığımdan değil, çıkarken topluyorum ama tutma soluğunu genişle, yani neyi ne kadar kontrol edebilirsin? Hayatın içine dolması için diye o soluğu bırakabilmen lazım. Uykuda da konuştuğumuz, hani uyku videosunda konuşmuştuk ya. O dün öğrenciler yeni geldiğinde söylemeye çalıştığım şey de buydu. Yani kapıyı, herkes kapısını açtı ya yeni gelen öğrenciler. Çok güzel, evet. Ama kapıyı kapatalım, arada bir soluk alalım, kapıyı açalım, soluk verelim. Sevgi için bizim kapıya ihtiyacımız var. Sevginin olması için bizim sahiplenmeden içimize almamız ve sahiplenmeden dışarı bırakmamız lazım. Tabii. O kapının açılması için bir kapalı da olması lazım zaten. Lazım. Ama o kapıyı kapatırken, bak benim için en önemli kısım bu, biliyor musun Erdem? Yani şu içinde olduğum süreçte yaşadığım şey şu. Şimdi burada benim annemle babamın bir fotoğrafı var. Ben ona bakıyorum ve diyorum ki kendi kendime, tutma soluğunu genişle, bırak. Bu iki insan büyük ihtimal benden önce gideceklerdir. Öyle olmasını da tercih ederler, bunu bilemeyiz. Ama benden önce gidecek birileri vardır. Ben gideceğimde de benim bırakacağım ve bırakmam gereken bir bedenim vardır. Benim bir kocam vardır ama üzerinde bir demirbaş numarası yoktur. Benim diye, anlatabiliyor muyum? Tutma soluğunu genişle, ancak böyle sevebilirsin. Bir nefes gibi bırakarak, böylece ancak akciğerinde yer açabilirsin. O kapıyı açarsın ve kaparsın ama o kapının önündeki ve arkasındaki her şeyin aslında güzel bir şekilde fani ve bu sayede sonsuz olduğunu görerek ancak genişleyebilirsin. Yani bu bedenin de, bunu böyle kulağa öyle hurafe gibi gelmesini istemem ama yani gerçektir, hepimizin bir şekilde bir şeyleri bırakacak olmamız ve bunu bırakmanın da gerekli olması. Ancak böyle genişleyebilirsin, bırakarak. Çünkü öz ve kabuk senindir, işte buraya gerçekten bayılıyorum. Sen evet. Ne dersin bilmiyorum ama işte bu bırakmayı gerçekleştiğinde genişleyebiliyorsun. Yani verdikçe, sonsuz verene verdikçe, vazgeçtikçe genişliyorsun. Çünkü sen de onun bir parçasısın. Ve korkacak bir şey yok. Çünkü senin hem kabuğun, bu senin bedenin olabilir, bu senin egon olabilir. Bu senin hayatta kalmak için kurduğun zırhın olabilir, konuşma tarzın olabilir. Yani dışarıdan bakıldığında işte Deniz Tansel İliç dedikleri şey olabilir. Ki bunun kendisi de bir kabuktur. Yani o isim de bir kabuktur. O senindir. Çünkü o seni korumuştur. O olmazsa senin üstüne basarlar, fıcık diye bir salyangoz gibi ya da bir kaplumbağa gibi, hani kabuksuz kaldığında dağılırsın. O kabuk güzel ve değerlidir ama her şeyden önce içindeki öz de senindir. Yani kabuğun içerisindeki şey de senindir. Ama aynı zamanda dışarıdaki bütün özlükler ve bütün kabuklar da aynı şekilde birdir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bence çok hoş bir çokluk senindir. Ama aynı zamanda birlik de senindir ve sen de o çokluğun bir parçasısın hissiyatı var. Eğer şiiri her şey senindir, işte adamın boynundaki eğrilik de senindir, su da senindir diye okursak bu çok narsisistik bir şey olur. Sen de ona aitsin. Tabii. Aynı tabii zamanda. Tabii. Yani o kabuk şiirin deneyimi. Şiiri de hatırlayalım tekrar, yani çokluk senindir. Çok evet. Da iyi bir isim. Çokluk senindir ama sen de çokluğunsun. Belki Turgut Uyar bunu da anlatabiliyor muyum? Yani... Evet. Bırakabilmen lazım sevdiğin her şeyi, kabuğunu, egonu ve içerisindeki şeyi, dışarıyla bağlantı kuran her şeyi bir birlik olarak görmek gerekir. Ben bunu bir başka zaman daha uzun konuşmak isterim, yani bu ego hikayesini. Çünkü benliğimizi asacağımız bir askıya da ihtiyacımız var. Ona zırh, ona kabuk diyoruz ama bu kabuktan biraz vazgeçmemiz de gerekiyor. Soluk gibi onu vermemiz de gerekiyor çünkü sonunda vereceğiz onu. Neyse, daha da yormadan en sona geçiyorum. Çünkü
en önemli kısımları konuştuğum gibi hissediyorum. Senin çablandı şeyi bir okusana bana. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın. Aşkım sonsuzun, bu dünyada ne var ne yok senindir. Çavlan şelale diyebiliyorum. Şelalelerin, yani bir şelalenin çiçeklere dökülen görüntüsü, en güzel görüntüsü ve en güzel çiçekler bu senin. Ama aynı zamanda sen de onunsun, çünkü sen o birliğin bir parçasıysan kimse kimseye ait ya da sahip değildir. Yani ne DTI başka birinin malıdır, ne de Erdem İliç başka birinin malıdır, ama onlar birbirine bağlıdır. Sevgi içerisinde, ilişki içerisindedir. Yani çiçekler, çavlan senindir, sen de onlarısındır. O yüzden aşkım sonsuzum, çok da korkacak bir şey yoktur. Bu dünyada ne var ne yok senindir. Yani bir böyle dua gibi, bir teselli gibi, bir amor fati, sevinçli kabul şiiri bu benim için. Sanki çok konuştum gibi hissettim. O yüzden burada susacağım. Sen bir şey söylemek ister misin diye soruyorum sana. Ben de bir amor fati şiiri olduğunu düşünüyorum. Güzel anlattın ama. Teşekkür ederim. Bence bir çokluk senindir şiiri üzerine bir oturum yapmış olduk. Teşekkür ediyorum. Dinlediğin ve dinleyecek herkese de dinleyecekleri. Sunucu gibi oldum biraz ama bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ya bütün sunucular keşke bu kadar güzel katkılar verebilse şu hayatta. Çok güzel şeyler söyledin. Teşekkür ederim. Ben senin daha çok konuşmanı istedim ben zaten. Teşekkür ederim. İyi de o zaman bir sonraki. Vedalaşalım. Buyurun sunucum. Bir sonraki. Hadi kapattım onu. Görüşürüz. Görüşürüz.